atölyede Güven ustayla yaşarız her gün bir macera. Bu atölye bambaşka, sanki içinde saklı dünya. Heyecanlı, meraklı, neşeliyiz. Güven ustayla güvendeyiz. Atölyede zaman hızlı akar, yapacağımız çok şey var. Söyleyelim parolayı, açılsın tüm kapılar. Hayal et ve planla, gerçek olur, inan buna. Hayal et ve planla, gerçek olur, inan buna. Gizemli bir mektup. Vay canına, şuna bak, çok havalı görünüyor. Sadece temizlik mi yapıyor? Belki bahçede suluyordur. Keşke ödevlerimizi de yapsaydı. Hadi oyuna devam edelim. Bundan böyle paspasla süpürgeyle uğraşmayacağız. Bu araba sayesinde yepyeni bir dönem başlıyor. Sizce de okulumuz için biraz fazla büyük değil mi? Evet, ama o son model ve ona bir isim buldum bile. İşte karşınızda Bırbır. Çalışkan Bırbır'la okulda her yer pırıl pırıl. Nasıl çalıştığını görmek ister misin? Elbette. Ama bunun için daha çok zamanımız var, öyle değil mi? Şimdi atölye için hazırlık yapmalıyım. Ne zaman isterseniz. Bu düğmeler ne işe yarıyor acaba? Önce bir çalıştıralım. İşte oldu. Çok kolay. Neden durmuyor? Nasıl duruyor bu? Çocuklar, kenara çekilin. Bize doğru geliyor. Kaçın, kaçın. Neler oluyor? Murat öğretmen yeni temizlik arabasını deniyor. Eyvah! Bu sefer de kümese doğru gidiyor. Çilli kaç, kaç çilli. Olamaz. Dur, dur dedim. Lütfen durur musun artık? Sonunda. Öğretmenim, iyi misiniz? Biraz garip görünüyorsunuz da. İyiyim, iyiyim. Bırbırla geziyorduk, o kadar. Yalnız Çilli bu işe fena halde kızmış görünüyor. Bugünlük bu kadar yeter. Merak etmeyin, kenara park edeceğim, o kadar. Bu da ne şimdi? Neler oluyor? Çocuklar geri çekilin. Yine ne yaptım ben? Bu kadarı da fazla ama. Çocuklar, iyi misiniz? Biz iyiyiz. Yalnız... Şuraya bakın. Burada bir merdiven var. Bu da ne böyle? Okul planlarında böyle bir yer gördüğümü hatırlamıyorum. Aşağı inip orada ne olduğuna bakalım mı? Lütfen öğretmenim, hep birlikte aşağı inelim. Daha önce söylediğim gibi, ekipten ayrılmadan çok dikkatli hareket etmeliyiz. Beni takip edin çocuklar. Hadi çocuklar, sıra bizde. Burada tam 5 tane koridor var.
Sıra sende Cem. Koridorların hepsinden aynı güçte sinyaller alıyoruz. Büyük keşfimiz işte şimdi başlıyor. Önce hangisinden gideceğiz? Şu karşıdaki biraz daha kısa görünüyor. Hadi öyleyse çocuklar, iş başına. Aa, siz gelmiyor musunuz? Tunç'la ben buradan. Sizi takip edeceğiz. Bir şey bulursanız bize de haber vermeyi unutmayın, tamam mı? Merak etme, gördüğümüz her şeyi size anlatacağım. Ne kadar yolumuz kaldı? Birkaç dakika. Cem birkaç dakika kaldı diyor. Galiba aradığımız yeri bulduk çocuklar. Buraya yüzyıllardır kimse gelmemiş sanki. Geçmişle ilgili keşifler yapmak üzereyiz tıpkı arkeologlar gibi. Çok heyecanlıyım. Aa, bakın burada bir kapı var. Aa, kapı mı? Hadi açalım. Hedefe geldik. Burada büyük ve taştan bir kapı bulduk. Kapı mı? Evet ama anahtar nerede? Bir anahtar deliği olmadığına göre anahtara da ihtiyacımız yok demektir. Aa! Bir kapı anahtar olmadan nasıl açılır ki? Belki de kimse açmasın diye böyle yapılmıştır. Büyük bir keşif yapmamıza çok az kalmıştı. Hemen umutsuzluğa kapılmayalım. Er ya da geç kapıyı açmanın bir yolunu bulacağız. Bunları neden getirdin? Arkeologlar kazı yaparken bu eşyaları kullanıyormuş. Bizim de işimize yarar diye düşündüm. Burada gözümüzden kaçan bir şeyler olmalı. Aa, galiba bir şey bulduk. Aa. Bakın bu taş diğerlerinden çok farklı görünüyor. Sonunda kapı açılıyor. Daha fazla bekleyemeyeceğim. Biz de geliyoruz. Gözlerime inanamıyorum. Şu anda çok eski çağlardan kalma bir sınıfta olabiliriz çocuklar. Aa, sınıf mı? 3 hafta sonra. Orada başka neler bulduğumuza inanamayacaksınız. Üzerinde bulunduğumuz yer çok uzun zaman önce bir yerleşim yeriymiş. Ve bazı bölgeleri zamanla toprak altında kalmış. Bizim bulduğumuz sınıf burası. Burası da kütüphane. Bunlar da onlardan kalan eşyaların bazıları. Peki ya kütüphanede bulduklarımız? Aslında bizi en çok heyecanlandıran konuyu sona sakladık. Hadi anlatın öyleyse. Bulduğumuz yazılar bilinmeyen bir dildeydi. Sonunda hangi işaretin hangi harf olarak kullanıldığını çözmeyi başardık. Tabletlerden birini okumaya başladığımızda bu kadar şaşıracağımızı hiç tahmin etmemiştik. Çünkü bu aslında bize yazılmış bir mektuptu ve yanında da bir resim vardı. Gelecekteki arkadaşlarımız, hepinize merhaba. Eğer zamanda yolculuk yapabilseydik, size müziklerimizi dinletir, leziz yemeklerimizden ikram ederdik. Bu mektubu okuyorsanız kütüphanedeki yüzlerce tableti de gördünüz demektir. Eğer merak ederseniz şimdilik yazdıklarımızı okuyarak bizi daha yakından tanıyabilirsiniz. Zaman makinesi icat edildiğinde görüşmek üzere. Nasıl? Geleceğe mektup yazma fikrimiz çok iyi ama değil mi? Şimdilik hoşça kalın. Onlarla tanışmayı öyle çok isterdim ki. Boş zamanlarında neler yapıyorlardı, hangi oyunları oynuyorlardı hepsini çok merak ediyorum. Neyse ki tabletleri okuyarak birçok şeyi öğreneceğiz.
Merak etmeyin Pelin hocam. Artık temizlik arabalarında usta şoför sayılırım. Bakın yetki belgesi bile aldım. İzleyin. Ama öğrendiğinize emin misiniz? Bırbır'ın birçok yeteneği var. Temizlik yapıyor, bahçe suluyor, hatta tarihi eserleri bile bulabiliyor. Neyse ki sevimli dostlarımızın yemeklerini vermiyor. Çünkü bu işi yapmayı çok seviyorum. Atölyede Güven Usta'yla yaşarız her gün bir macera. Bu atölye bambaşka, sanki içinde saklı dünya. Heyecanlı, meraklı, neşeliyiz. Güven Usta'yla güvendeyiz. Atölyede zaman hızlatar, yapacağımız çok şey var. Söyleyelim parolayı, açılsın tüm kapılar. Hayal et ve planla. Gerçek olur, inan buna. Hayal et ve planla. Gerçek olur, inan buna.